Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen Sinovac aşısının bağışıklık yanıtı 3. ay izlem sonuçları konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı. Uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının antikorlarında düşüş görüldüğü ve bu yüzden 3. doz hatırlatma aşısının gerekebileceği vurgulandı. Biz bu araştırmamızda Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu desteğiyle bugün Türkiye'de geniş ölçekte kullanıma giren halk arasında Çin aşısı olarak bilinen inaktif COVID-19 aşısının antikor oluşturma yetkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Buna yönelik çalışmalarımızı planladık. Aşının oluşturduğu antikor yetkinliğini saptamanın yanı sıra bir diğer amacımız da sağlık çalışanlarında aşının oluşturduğu antikor düzeylerinin ne kadar süreyle devam ettiğini takip etmekte çalışmaya başlarken planlarımız arasında yer almaktaydı. Bu nedenle de aşı antikor düzeylerini araştırmak için bize sayısal olarak değer verebilecek kitleri tercih ettik. Sağlık çalışanlarından toplanan kanlarda araştırmamızı yaptık. Ancak bu saptayacağımız antikorların aynı zamanda nötralizan antikor denilen ve kişileri COVID-19'la hastalanmaktan koruyacak virüsün hücreye girişini engelleyen antikorlar mı acaba olup olmadığını görmek için de bir diğer nötralizasyon testi dediğimiz bir başka testle de aynı hastalardan toplanan, aşılanmış bireylerden toplanan kanları çalıştık. Çalışmamızda başlangıçta 1053 kişi daha önce hastalık geçirmemiş ve antikoru negatif olan sağlık çalışanları katıldı. Bu 1053 kişinin öncelikle hiç hastalık geçirmediklerini antikor testleriyle doğrulamış olduk. Ardından birinci aşının ardından ikinci aşıdan önce bir kan aldık. Bu kan alımında antikor düzeylerini saptadık ve ikinci aşıdan en az 28 gün sonra ikinci kanlarımızı topladık. Bu durumda birinci aşıdan sonra 900'ün üstünde sağlık çalışanında, ikinci aşıdan 28 gün sonra da 771 sağlık çalışanlarında kanlarımızı topladıktan sonra çalıştık. Çalışmanın sonucunda gördüğümüz önemli şeylerden bir tanesi, az önce hocamızın bahsettiği nötralizan antikor ve titreyle baktığımız antikor sonuçlarının uyumlu olmasıydı. Birinci aşıdan sonra antikor geliştirme oranımız sadece %25'te kaldı. İkinci aşıdan sonra ise antikor geliştirme oranımız %97'nin üstüne çıktı. Burada vurgulamamız gereken şey, bir doz aşının asla yeterli olmayacağı, muhakkak ikinci dozun olunması gerektiği, koruyuculuğun bu şekilde oluşabileceğini söylememiz çok önemli. Çalışmamızda göstermiş olduğumuz yüksek antikor düzeyleri kişilerin bu hastalıktan %100 korunacak oldukları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kesinlikle kişisel korunma önlemlerine aralık vermeden devam edilmesi, maske kullanımına, kişisel mesafe kurallarına dikkat edilmesi hala gereklidir. Bu nedenle kapalı ortamlardan korunma, bu böyle ortamlarda maskemizi çıkarmama gibi önemli kurallara dikkati çekmemiz gerekiyor. Hastalığı geçirmektense aşılı olmak çok daha güvenli. Bunun yanı sıra tereddütleri azaltmak amacıyla biz bu çalışmamızda yan etkileri de yakından takip ettik. Yan etkilerin son derece az olduğunu gözlemledik. Özellikle %25'in altında sadece aşı yerinde ağrı gibi ya da baş ağrısı gibi çok az yan etkiler görüldüğünü gözlemledik ve %1'in altında hastaneye başvurmayı gerektirecek ciddiyette yan etkiler olduğunu gözlemledik. Bu da aşının son derece güvenli olduğunu gösteren önemli bir kanıt.